Evet, bugün Arnavutköy'de genç psikolog Özlem Ziyalı ile beraberiz. Yeni mezunsunuz. Öncelikle sizi tanıyalım. Psikolog nedir? Oradan başlayalım ve anlatmaya başlarsanız sevinirim. Tabii. Öncelikle Özlem Ziyalı. Geçen yıl Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nden mezun oldum. Psikoloji bölümünden. Aktif olarak danışan almaktayım. Hem Arnavutköy'de hem Bakırköy'de. Onun dışında Arnavutköy'de oturduğum için de ofisimde Arnavutköy'de. Bu işe şöyle söyleyeyim, aslında psikiyatri ve psikoloğun farkından başlayalım. Psikiyatri 6 yıllık tıp bölümü okuyup 4 yılda bu işin uzman alanından mezun olmakta ve psikiyatri aslında ilaç yazabiliyor. Ama psikolog 4 yıllık psikoloji bölümünden mezun olup ilaç yazma yetkisi yoktur. Ancak işte danışan alıyorsunuz. Evet. Yani danışan dediğimiz işte bizim gibi vatandaşlar geliyorlar, evet, sorunlarını anlatıyorlar sizlere. Evet, aynı o şekilde oluyor. İlaç yazmıyorsunuz ama psikolojik test, tedavide mi bulunuyorsunuz? Tabii yani, testlerimiz oluyor. Konuşma üzerinden farklı terapi teknikleri gerçekleşiyor. O şekilde ilacı uygun gördüğümüz takdirde psikiyatriye yönlendiriyoruz. Ama tabii ki büyük ihtimalle genelde sadece psikiyatri yeterli olmuyor. Hem psikiyatri hem psikoterapi şeklinde dediğimiz terapilerimiz böyle devam ediyor. Şimdi toplumun hep söylenen bir şey var. Psikolojisi bozuldu diyoruz genel olarak. Sizce bundaki etken nedir? Yani gerçekten siz de böyle bir psikolog olarak bu toplumun psikolojisi bozuldu diyebiliyor musunuz? Yaşınız da genç ama. Şöyle aslında baktığımız zaman toplumumuz fazla vermeyi seviyor. Kültürümüz. Her konuda. Mesela bu çok vermeyi sevdiğimiz için de dengelerimiz bozuluyor. Bir insan, sevgiyi fazla vermek gibi mi? Mesela şöyle fedakarlıktan ben bahsetmek istiyorum. Aslında insanlar birinin hayatında kurtarıcı olmakla destek olmayı karıştırıyorlar. Şöyle, birinin hayatında işte çok fazla fedakarlıklar yapıyorum, karşılığı nankörlük oluyor diyorlar. Bu da nasıl? İşte yapıyorsun birinin hayatında, o talep etmese bile yine de onun hayatında kurtarıcı rolde oynuyoruz. Ama baktığımız zaman karşımızdaki kişi değerlendiğinde ve toparlandığında hayatından ilk bizi çıkarıyor. Bu da neden? Çünkü biz ona onun kötü anılarını hatırlatıyoruz. Ve kimse karşısında iyi gününde onun kötü anılarını hatırlatmak isteyen biriyle beraber olmak istemez. Birini hayatında olmak istemez. Ondan dolayı ilk değerlendiğinde, toparlandığında da bizi hayatından çıkarıyor. Biz ne yaptık? Karşımızdaki kişiye destek olmak yerine kurtarıcı olmayı seçtik onun hayatından. Ve bir şekilde yaptığımız fedakarlığın kâr elde etmediğini gördük. Nankörlük oldu karşılığı. Toplumumuz işte bizim vermeyi seviyor ama feda ile de kâr elde edilmiyor. Peki bunda eğitimle alakalı, yani eğitim bu sorunun çözümünde nasıl bir etki sağlayabilir? Yani eğitim önemli mi değil mi? Ya da şimdi ailelere düşen görevler nelerdir burada? Şöyle aslında, bireyler kendileri dengede iletişim kurmalı. O dengeyi sağlayabilmeli. Yani ne kadar yapıyorsa o kadar vermeli. Ya da birisi karşısındaki ne kadar işte onu arayıp soruyorsa o kadar arayıp sormalı. Ne kadar görmek istiyorsa o kadar o da onu hak görmek istiyor. Hak ettiği kadar değer vermeli. Evet, aynı o şekilde. Onun dışında bizim toplumumuz konfor alanının dışına çıkmaktan korkan bir toplum. Alışkanlıklarını kolay kolay bırakamayan bir toplum. Hep işe aynı saatte aynı yoldan giden. İşe gittiğinde o aynı saatte aynı yemeği yiyen, aynı saatte dışarı çıkan, aynı saatte aynı kişiyle görüşen bir toplum. Biraz işte burada konfor insanı çürütüyor. Mesela yeni evliler oluyor. Rahat bir koltuk mu tercih ederler, daha sert bir koltuk mu? Genelde rahat bir koltuk tercih ediyorlar yeni evliler. Bu da nasıl oluyor? İşte rahat bir koltuk aslında birazcık yaslansanız, kafanızı koysanız hemen uykuya dalıyorsunuz ister istemez. Ama daha sert bir koltuk tercih etseniz böyle o sizi tutuyor. İşte hayatta böyle o alışkanlıklarımız o rahat koltuk olmuş gibi. Çünkü uyutuyor bizi. Alışkanlıklar çürütüyor insanı. Ama daha sert
sert bir koltuk, daha alışkanlıklarının dışına çıkan, mesela iflas etmek bile kimileri için çok kötü bir şeydir. Ama iflas ettiyse kişi hep aynı gitmiyordur işte. Birazcık artık bir denge şaşmıştır. Ne olacağını düşünür kişi ve baş edebilmesi gereken daha farklı bir yol arar. Çünkü hep aynıydı, birden iflas etti. Ne oldu? Farklı, alışılmışın dışında bir durum oldu. Bu yüzden ne yapacağını bilmiyor. Ne yapacağını bilmiyor, çare arıyor. İşte bu insanı çürütmeyen bir şey, geliştiren bir şey. Çünkü beyni gelişiyor, zihni gelişiyor, çare arıyor. O yüzden aslında iflas etmeye bile bir boyuttan baktığımız zaman alışkanlıklarının dışına çıkabilen, evine hep aynı yoldan değil de yolunu uzatan, farklı yollardan giden, rehberin de hiç aramadığı kişileri arayan, onun dışında bir gün farklı bir şeyler katan kendine, böyle insanlar aslında daha da çok kendini geliştirebilen, daha da çok güçlü durabilen insanlar oluyor. Onun dışında dediğim gibi bir fedakarlık, bu alışılmışın dışına çıkmamak, birine hayır diyememek, sınırlarını çizememek, biri kırılacak diye bir şeyler yapmaktan korkan insanlar toplumumuzda gerçekten çok yoğun ve hep bir şekilde karşılığını bulamadığı için üzülen insanlar oluyor. Peki şey soracağım. Arnavutköy İstanbul içerisinde, siz burada hayatınızın çoğunluğu herhalde geçti. Evet. Ya da tanıyorsunuz, insanları tanıyorsunuz. Bir fark var mı? Hani İstanbul'da yaşayan gencin durumuyla İstanbul içinde daha modern şehirlerde, ilçelerde yaşayan gençler, Arnavutköy'deki gençlerin eksik arası nedir? Yani sonuçta ikisi de genç. Şöyle aslında bir Bakırköy'ü de örnek verebiliriz buna. Hem oraya gidiyorum hem burada olduğum için. Bu durum aslında baktığımız zaman aynı. Hiç değişen bir şey yok. Temel aynı. Temel faktördür. Zaten genelde ailelerin bozduğu insanları aileler geliyor toparlamaya çalışıyor. Orada da durum böyle, burada da. O yüzden iş ailede bitiyor. Çünkü aile bir şekilde iyiliğini düşünüp yapıyor. Öyle olduğunu düşünüyor ama olan çocuğu alıyor. Ve bir daha toparlamak için getiriyorlar psikoloğa. Yani çocuklarını kaybettiklerini düşünüyorlar. Ya da kimi zaman kendilerine zarar veriyorlar ama bu durum aslında çocuklar için baktığınız zaman kim sorumlusu dediğinizde aileyi gösteriyor. Temel sorun aile. Temel sorun aslında ailenin kendi bozup kendi tekrardan yapmaya çalıştığı, bir şekilde kazanmak istediği çocuklar oluyor. Bir şekilde baskı, kimi zaman onların uyguladıkları bir şey ya da eğitim mesela, bazıları fazla ilgi alaka da bozabiliyor mu bazen? Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü şımartılmış çocuk da olmuş olabiliyor o zaman. Hiç ilgi alakanın olmadığı da, fazla ilginin, fazla sevginin olduğu çocuklarda da psikolojik sorunlara rastlıyoruz. Peki siz aileler için söyleyeceğiniz ne olur? Yani ailelerin özellikle zaten en büyük sorun gençlerle aileler arasında yaşanan ve gencin dışarıdaki psikolojisi bozuk davranışları, öyle diyelim. Bu konuda ailelere ne tavsiye edersiniz? Şöyle, aileler genelde çocuklarının arkadaşı olmak ister. Arkadaş olalım, ben anlamasın. Ama öyle değil. Çocuğun zaten arkadaşı var. Aile anne baba olarak farklı bir bireyle olup bunu kabul etmeli. Çocuğun zaten arkadaşları var. Çocuk anlatmak istese onları anlatır. Yani aile öncelikle ben senin arkadaşınım, bana her şeyi anlatabilirsin gibi bir cümlede çocuğa bulunmamalı. Bu ne kadar ailenin iyiliğinin olduğunu düşünse de bir yandan çocuğa zarar verebiliyor. O yüzden anne baba rollerini sürdürebilmeliler. O da şöyle, bir problem olur tabii ki halledemeyebilirler de ama ona öncelikle o güvenli ortamı sağlayıp neye ihtiyacının olduğunu anlamaları ve bu yönde karşılıklı neler yapabiliriz? Sen ne istiyorsun? Bu bu. Ben ne istiyorum? Bu bu. Ortak bir paydada nasıl buluşabiliriz? Bunları konuşabilmeli. Ya bu sorunların çözümünde hani alanımız psikoloji ve sosyal bir konu. Dolayısıyla hani matematik gibi değil. 2 kere 2 eşittir 4 ya da formüllere dökülebiliyor mu? Sosyal psikolojide bu var mı? Yani siz gelen aileye ya da gence bu tür tavsiyelerde, ne tür tavsiyelerde bulunabiliyorsunuz? Yani var mı böyle bir teknik? Kesin bir şey söyleyebiliyor musunuz diyorsunuz. Ama genelde herkese söyleyeceklerimiz şeyler değişiyor. Çünkü her aile aynı gibi gözükse de aynı olmayabiliyor. Dinamikleri çok farklı. O yüzden birinin problemi farklıyken birinin farklı olabiliyor. Ama ortak bir nokta tabii ki de var. Güveni sağlayabilmeleri, ki
çocuklar güvenip anne babalarına bir şey anlatabilsinler. O güveni başkalarında bulmasınlar. O sevgiyi, o ilgiyi, o ben bir şey söylesem annem bana kızmaz cümlesini onlar da görsünler ki başkalarına ihtiyaçları olmasın. Peki, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Farklı programlarımız olacak sizinle. Bu şekilde şimdilik. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bugünün bu kadar. Herkese iyi günler.